Perişandır devri alemde, bir gün mü yüz bin zara yazdılar, zara yazdılar. Halk edebiyatımızın en büyük ozanlarından Erzurum Narman Samıkale köyünden olan Aşık Sünmani'nin kabri başındayız. Biz de Sünmani'nin bağda içtiği Ablaktaş'ı mevkiini ziyaret ettik biraz önce. Tabii burayı ziyaret ederken zorluklarla karşılaştık. Arabamız çıkmadı. Kabri başında sanatsal bir etkinlik, bir yapı, bir işaret bulamadık. 1861 yılında dünyaya gelip 1915 5 Şubat Pazar günü aramızdan ayrılan Sünmani'nin ölümün üzerinden 105 yıl geçmiş olmasına rağmen ülkemizde hak ettiği yeri, değeri bulamadığını düşünüyorum. Anadolu'muzda elbette birçok ozan, aşık, sanatçı yetişmiştir. Erzurum'umuzda ülkemize bu anlamda önemli bir değerler katkısında bulunmuştur. Ama sebebini bir türlü anlayamadığımız bir şekilde Aşık Sünmani hak ettiği değeri bulmamaktadır. Kendi de söylediği gibi bir kenara yazılmıştır. Yazanlar Leyla'nın Mecnun'un kitabını Sünmani'yi bir kenara yazmışlar. 105 yıl boyunca geçen bu süre içerisinde Sünmani o kenardan bilinir, tanınır bir hale getirilememiştir. Ciddi şenlikler, çalışmalar, konferans, sempozyum etkinlikleri düzenlenmemektedir. Aslında 1960'lı yıllarda yapılan bir Sünmani şenliği ne yaklaşık 45-50 Atatürk Üniversitesi'nden 45-50 profesörün geldiğini biliyoruz. Elimizdeki dergi basımlarından fotoğrafları gördük. Zaman zaman bir ilgi görmüş ama daha sonra hak ettiği değeri bulamamıştır. Yeterli ilgi gösterilmemiştir. Aşık Sünmani, Sünmani ağzı olarak bilinen bir makam ve tarz bırakmıştır. Belki de yaşamasının, bugüne gelmesinin, hafızalarımızda olmasının nedeni de bu attığı imzadır. Kendisinin hem kendi döneminde hem de kendinden sonraki birçok aşığı bu tavır, bu ağız, bu söylem biçimi önemli bir şekilde etkilemiştir. Ve hala da bu Sünmani ağzı kullanılmaktadır. Günümüzde yavaş yavaş sanatçılar Sünmani'yi fark etmekteler ve eserlerini seslendirmekteler, albümlerini almaktalar. Sanırım yerelde konuyla alakadar olanların ilgisizliği devletimizin de farkındalığının olmamasına sebep oldu. Bu ilgisizlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela birçok yerde, Anadolu'nun birçok yerinde bilinen Sünmani, kendi memleketi olan Erzurum'da bir sokağa bile adı verilmeyerek unutulmuştur. Türkiye'de çok tanınan Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek veya birçok şair gibi değerlerimiz Erzurum'da kültür merkezlerine, mahallelere, parklara, bahçelere, sokaklara isimleri verilmekteyken ki bu gelişi güzel söylediğimiz bir söz değildir. Bunu tabii ispat edebiliriz. Erzurum'da sokak isimleri bellidir. Mevlana Parkı vardır, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi vardır. Veya diğer şairlerimiz ve değerlerimizin isimleri okullara, caddelere, sokaklara verilmişken Aşık Sünmani bir kenara itilmiştir.
Yani Aşık Sümani zaten kendi memleketinde bir kenara yazılmıştır. Bu problemi aşamadığımız müddetçe de sanırım Sümani'yi uluslararası çapta tanınır bir hale getiremeyeceğiz. Sümani bir kenara yazılınca kaybolmuş mudur? Hayır, kaybolmamıştır. Çünkü çok önemli bir tavır ve iz bıraktığı için gönüllerimizde yaşamaktadır. Onun avazı hala kulaklarımızda çınlamaktadır. Umuyoruz ki bundan sonra yerel yöneticilerimiz Erzurum ve Narman'da ve bunun üzerinde de Kültür Bakanlığımız bu konuyu el atarak Aşık Sümani'yi o bulunduğu kenardan çıkarmaya çalışır. Çünkü biz gelip Sümani'yi ziyaret ettik. Bade içtiği yeri gördük. Evini ziyaret ettik, kabrini ziyaret ettik. Ve biz Sümani'yi mahzun bulduk, garip bulduk. Bunu Sümani hak etmemektedir. Bugün eğer değeri bilinmese bile o dönemde yaşayan birçok insan unutulup gitmiş olmasına rağmen Sümani yine de yaşamaktadır. Çünkü gerçekten önemli bir etki bırakmıştır Sümani. Bade içtikten sonra 11 yaşında ismi Hüseyin, bade içtikten sonra köy odasında bir sıra gecesinde sen de bir şey söylemek ister misin denildiği zaman dizler üzerine çöküp elini kulağına koymuş ve şu sesleri, şu bunu mırıldanmıştır. İşte Sümani'nin ilk koşması da budur. 1277 devrinde emrettiler geldim nöbete beni. Sübyan lisanımda, ekli şiirimde katmadılar gayri sohbete beni. Bir bulak başında verdiler dersi, du kuşuma geldi erenler sesi, gezdi ara yerde aşkın kasesi, buyur emrettiler şerbete beni. Şerbet de sermestem ahvalde filhal, ya niçin gitmiyor benden hum hayal? Vasıtayı miras oldu pür kemal, bir zaman gezdirir gurbette beni. Köhne pir oldukça artar çıbanım, yar elinden doğru olmadı zıbanım. Tut elimden kurtar beni hubanım, salma derde gama zillete beni. Sümani esrarın hangi kelamda, var mıdır Taksim'in darus selamda? Kiramen katibin levh-i kalemde, hangi günü ister rihlete beni? İlk bu sözlerle Hüseyin, Sümani ismini, mahlasını, kırkların, üçlerin, beşlerin, yedilerin, yani pirlerinin elinden o içtiği badeyle Hüseyin Sümani olmuş ve bu Sümani'yi ilk bu şiirinde dile getirmiştir. Daha sonra, tabii hikayesi uzun, Erzurum'a, Solakzade, Erzurum müftüsü Solakzade'ye götürülmüştür. Solakzade, Sümani'nin bade içtiğini, keşke Allah'ın Sümmani'ye verdiğini bana verseydi diyerek yakınmıştır. Ve bu var olan Sümmani'deki var olan aşıklık istidadını dönemin Erzurum'da Sultan Şah denilen padişah huzuruna çıkmış ve oğullarıyla birlikte Erzurum'da çardak kahvede meclisler yapan Aşık Erbabi'ye bir dipnotla göndermiştir. Daha sonra Erbabi ile ilk atışması vardır ve zaten 11 yaşında Erzurum'da nam salınmıştır. Erbabi'ye karşı kazandığı başarı. Valinin hanımının dikkatini çekmiş, çağırmışlar, kızlarına metiyeler dizmiş. Sonra kendine metiye dizdirmiş, işte kalbinden geçenleri bilemiş. Bu süreç içerisinde Sümani Erzurum'da bir isim yapmış, daha sonra Narman'a dönmüş. Ve kendisiyle o rüyada, o 18 saat süren rüyada, beraber bade içtiği Afganistan'ın Bedahşan şehrinde yaşayan Şah Abbas'ın, o şehrin kadısı Şah Abbas'ın kızı olan Gülperi bir ömür boyu kavuşamayacağını bileceği halde onun sevgilisi olmuştur. Bu aşkın peşinden yıllarca Doğu Anadolu'da, Kafkasya'da, İran'da, Kırım'da seyahatler düzenlemiş, Afganistan'a gitmeye çalışmış ama her seferinde çeşitli engellerle karşılaşarak Gülperi'ye ulaşamamıştır. Biz de umut ediyoruz ki aşıkların kavuşması mahşere kalmıştır. Tam 18 yıl sürdü yarın peşinden, akıttım gözümden yaş birer birer demiştir. Tabii bu süre içerisinde tüm büyük ozanlarımızda, geçmişlerimizde gördüğümüz üzere Gülperi'ye olan aşkı bir müddet sonra
Ve belki de 18 yıl sonra ilahi aşka dönüşmüş ve bir koşmasında güzel sevdi diye adım çekerler. Benim birden gayrı cananım mı var demiştir. Sümmani garip, mütevazi, alçak gönüllü. Kendini sefil Sümmani, gede Sümmani diyerek hep aşağılarda gören bir tavrı her daim sürdürmüştür. Kibirlenmemiştir. Karşılaştığı aşıkların hiçbirine yenilmemiş, hepsini kazanmış olmasına rağmen asla onları rencide edip incitmemiştir. Bu alçak gönüllülüğü her daim sürmüştür. Arkasından bir silsile bırakmamıştır, tekkesi yoktur. O bir ozandır, türkü söylemiştir. Aşık koşmalar söylemiştir, kasideler, gazeller söylemiştir. Nasihat, öğüt, sorunları çözmeye yönelik hamleleri görmekteyiz. Ardından bir mal, mülk, zenginlik bırakmamış. Hatta bir dörtlüğünde şöyle der, dünyalıktan halim sorar bazısı, bizde sim yerine emraz bulunur. Böyleymiş alnımızın yazısı, elimizde kırık bir saz bulunur demiştir. Son sözleri de şöyledir, Sümman vadeleşti yaren eşinde, ölüm karubandır gezer peşinde, Mahi Şubat pazar günü beşinde, ahir muhabbetin bitti el verir. Ve o gün aramızdan ayrılmıştır. Yunus Emre gibi Sümmani zaten koşmacıdır. Ama aruzla da yazmayı denemiştir. Elimizde gazelleri, kasideleri, mersiyeleri, semaileri ve destanları vardır. Ama %90 tamamıyla koşma söylemiştir diyebiliriz. Toplamda 1000'e yakın eseri, divanı derlenmiştir. Hakkında araştırmalar devam etmektedir. Sadece herkesin hak ettiği değeri Sümmani'nin de bilinmesini istiyoruz. Narman denilince Türkiye'de açılacak olan paranteze yazılacak tek isim Sümmani'dir. Sümmani ile bilinir Narman. Bu topraklarda Sümmani'nin her karışında izi vardır. Manilerinde, türkülerinde, avazında, sesinde, tavrında, tarzında Sümmani vardır ve bu etki tüm Anadolu'ya yayılmıştır. Hatta sınırları aşmış Kafkasya'ya, İran'a, Kırım'a da ulaşmıştır. Sümmani'nin hak ettiği değere ulaşmasını canı gönülden istiyoruz. Kendisine Rabbimizden rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun, Rabbim bağışlasın. Şimdi sözlerimi sonlandırırken aklıma geldi. Bir öyle bir arzusu vardı. Acaba Peygamberimiz mahşerde Sümman diye beni çağırır mı, bir koşma söyleyeyim diye. Tabii o dörtlüğü şu anda hatırlayamadığım için söyleyemiyorum ama öyle de bir arzusu vardır. Mahşer günü Sümman diye yanına çağırır mı acaba beni diyor. Herkesin mahşere var hediyesi bir çare Sümmani sazından gider diyor zaten başka bir dörtlüğünde. Bu dünyada dinlemek, onu dinlemek, onun harikulade atışmalarına şahit olmak nasip olmadı. Ama mahşerde dinlemek inşallah nasip olur. Sümmani çok önemli bir değerimizdir. İsmi bile çok güçlü ve ağırdır. Ben Türkiye'nin birçok yerinde yaşadım. İstanbul'da, Ankara'da, Erzurum'da, Antalya'da ve birçok Anadolu'nun her yöresinden insanla tanıştım. Sümmani biliniyor, seviliyor. Ama biz Erzurum'da Sümmani'yi ileri atamadık. Erzurum'da hak ettiği değeri asla bulamamıştır. 105 yıl geçmiştir. Bir yola, bir sokağa, bir mahalleye, bir kültür merkezine, bir okula ismi verilmemiştir. Erzurum'da Erzurum yerel bürokrasisi Sümmani'yi Narmanlı olarak görmüş ve ötelemiştir. Yani bu hakikattir yani. Bugüne kadar zaten bilinseydi Erzurum'da bir izi ve namı ve ismi olurdu. Diğerlerinin vardı, neden Sümmani'nin yok? Yani Narman'da bir Aşık Sümmani ilkokulu var. Yıllar önce işte toplumumuzda ileri gelen birkaç insanın çabasıyla bu okula isim verilmiş. Başka da bir namı, ismi yoktur. İşte öyledir zaten. Önemli değerler kendi topraklarında bilinmezler. Ama diğer taraflarda daha çok tanınırlar. Bu da o büyük insanların kaderidir yani. Genelde böyle olmuştur. Bizim bir tane Sümmani'miz vardır. O bizim büyüğümüzdür. O bizim gönlümüzün erenlerindendir.
ilham sahibi dervişlerdendir. Onu çok seviyoruz ve kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Aşık Sümmani'nin birlikte bade içerek aşka düştüğü sevgilisi, maşukası Gülperi, Afganistan'ın Bedeşan şehrin kadısı Şah Abbas'ın kızıdır ve sarayda yaşamaktadır. Sümmani her daim yolda olmuş olmasına rağmen sevgilisine, maşukasına kavuşamamıştır. Fakat Gülperi Sümmani'yi ölene dek beklemiş ve evlenmemiştir hiç. Fakat zamanında artık görücüler gelmeye başlamışlar. Gülperi'nin yaşı geçmekte ve sürekli birileri Gülperi ile evlenmek istemekteler. Bunun üzerine Osmanlı askerleri, Bedeşan'da olan, Afganistan'da olan Osmanlı askerleri varmış ve o askerlerden Erzurumlu olanları tespit ederek Sümmani'yi tanıyıp tanımadıklarını sormuş. Onlar da tanıdıklarını söyleyince babasından izin alarak onları serbest bırakmasını ve izne göndermesini talep etmiş. Ve bu askerlere Sümmani'ye ulaştırmaları için bir mücevher taş, bir name ve saçının telini askerin, Erzurumlu askerin omuzuna dikerek yolcu etmiştir. Fakat bundan önce o askerlere bir şöyle söylemiştir. Şu anda Sümmani Samıkale köyünde değirmende omuzunda yanık kürekle aşağı doğru inmektedir. Biraz sonra koşmasında söyleyeceğim o namesini orada da bahsetmektedir. Gülperi bu namesinde şöyle söylemektedir. Hulisten severim değildir yalan. Tasdik et cananım dilimde değil. Tez yetiş bağını ederler talan. Bir muhip sadığım yolumda değil. Acep ne şekildir şu sizin eller? Gelsek çöl narmanı acep ne derler? Herkesin bağında öter bülbüller. Ben gülem, bülbülüm dalımda değil. Bülbül olsam daldan dala uçmazam. Haram olsun yad ellere göçmezem. Serden geçer, ikrarımdan geçmezem. Velakin irade elimde değil. İsmim ishar etsem yad alır haber. Vücudum perişan, sinem derbeder. Mücevher kolbağı, zernişan kemer, her daim yastayım, belimde değil. Bu name ve mücevher taşla birlikte omuzunda dikilen asker Erzurum'a ve Narman'a gelerek Samıkale köyüne yola çıkmış. Fakat bundan önce Narman'ın Şekerli köyüne uğramış ve orada köy ağaları nereden gelip gidersin diyerek işte sorgulamışlar ve derken omuzunda name olduğunu ve mücevher taş olduğunu fark etmişler. Bu asker ihtiyar da biriymiş ve mücevher taşları ağalara satmış. Nasıl olsa Sümmani'nin haberi olmaz demiş. Bunun üzerine Samıkale köyüne ulaşmış ve Sümmani ile karşılaşmışlar. Name getirdiğini söylemiş. Bunun üzerine nameyi almış Sümmani. Tabi etrafındaki okumuş. Etrafındakiler de demişler ki hani ne demiş Gülperi, ne demiş? O da şöyle demiş. Bugün Nazlı Yar'dan bir name geldi, durmasın peşime gelesin demiş. Çoktan beri ateşine yanarım, cüz'i bir ateşe yanasın demiş. Görünmez Narman'ın dağları dalda, başım yastıktadır, gözlerim yolda. Der sevdiğim değirmende ne halde, cüz'i bir hal hatır sorasın demiş. Ne sebep ihtiyar isyana battın, ne sebep karşımda terkana battın. Vadinde durmadığın taşları sattın, sevdiceğim alıp gelesin demiş. Gündüz hayalimde, gece düşümde, felek kemen datar gezer peşimde. Yar name yollamış omuz başında, Sümman öz elinle alasın demiş. Ve bunun üzerine, bunu söyledikten sonra aslında Sümmani'yi hiç bilmeyenlerin bile bildiği en önemli koşması İşte bu dönemde yazılmıştır. Çünkü Gülperi'nin gönderdiği namede tez yetiş bağını ederler talan, bir muhip sadığım yolumda değil diyordu.
Yani Sümmani'nin bağının talan edildiği uyarısını vermiş Gülperi. İşte bunun üzerine Sümmani'yi yapan en büyük, en önemli koşması şudur ve Sümmani bunun üzerine bu koşmayı söylemiştir. Ben razı değilim hicrana gama, garip gönlüm gamdan gama salan var. Sebavetten beri bir yol gözlerim, ezan nedir? Bu ahvalde yalan var. Nedir bu halimiz kavim kardeşler, nedir bu feleğin ettiği işler? Deryada balıklar, havada kuşlar, dedim belki yar yanından gelen var. Akıttım gözümden kanlı yaşımı, karametten kurtarmadım başımı. Gönül kalesinin mermer taşını, hicran kalemiyle kırıp delen var. Sümmaniyem, ya Rab gönlüm hoş eyle, ya sabır ver, ya bağrımı taş eyle. Ya bir çift kanat ver, ya bir kuş eyle, tez yetişem dost bağında talan var. Aşık Sümmani'nin evinin önündeyiz. Gördüğümüz şu alan Aşık Sümmani'nin odası. Burada yaşamış. Daha sonra yan tarafta kendi ölümünden sonra büyük oğlu Şevki Çavuş ve onun oğulları gördüğümüz yan taraftaki evi yapmışlar. Onun yanında da Sümmani'nin ortanca oğlu Fahri Çavuş'un evini görüyoruz. Ve bu evde Fahri Çavuş'un oğlu Aşık Nusret Sümmanioğlu, Nusret torunu olarak da bilinir, yaşamış. Sağ baştaki evde Sümmani'nin küçük oğlu Zabit Pehlivan'ın evidir. Bu alan Aşık Sümmani'nin yaşadığı bölgedir. Ölümünden 105 yıl geçmiştir aradan. Aslında 500 yıl, 1000 yıl geçmemiştir. Çok yenidir. Torunları yaşamaktadır. Ama maalesef durum vahim. Fotoğraf çok çirkin. Şimdi tabii buranın hali, Sümmani'nin gerçek odasının hali böyle olunca daha çok Sümmani Baba konuğu olarak yan taraf gösteriliyor. Onun da şimdi içine gireceğiz. Ve siz göreceksiniz gerçekten ne halde olduğunu. Nedir bu sevdanın nihayetinde, nihayetinde? Yatlar gezer yarım vilayetinde, oy. Herkes halesinde, muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazdılar. Yazdılar herkes silahsında muhabbetinde, bilmem bizi ne civara yazdılar. Eyvah ey dünyayı. Dünyayı sevenler veli değildir, veli değildir. Kanaat ehliler deli değildir. Uyuy. İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkana yazdılar, yazdılar. Yeah.
İnsanoğlu gamdan hali değildir. Her birini bir efkara yazdılar. Yazdılar. Döner mi kabrinden Sıdkı sadıklar, Sıdkı sadıklar, dost ile dost olur bağrı yanıklar. Uyay. Aşka aydına geçti bunca aşıklar, Sümani'yi bir kenara yazdılar, yazdılar. Hele aşk aydına geçti bunca aşıklar. Sümani'yi bir kenara yazdılar. Let it.